Merhabalar. Dün ot topladım kendi bahçemden. Hinci atlıyorum. Dün akşam ebegümeci kavurdum. Ebegümeci. Bu akeşottur. Akeşot otu. Daha atlada var. Bu turp otu. Eşek turpu deriz biz buna. Turp otudur bu. Çok baharatlıdır. Şu ebegümeci gene. Şunla gazotu. Kömüren topladık. Bunlar gazotu bak. Şuna bak ne güzel. Ondan işte bunları karıştıracağım. Hepsini birlikte yalnız ebegümeci koyacağım bir. Kömüren koyacağım. Akeşot koyacağım. Gazotu koyacağım. Ondan onları doğrayacağım böyle doğruyorum işte. Onları bir güzel yıkayacağım. 5 su 6 su yaparım. Değiştireceğim suyunu. Ondan milini gumunu gumacağım hiç. Tertemiz yapacağım. Otları gıra yaktığı için, gar yağdığı için otlar çok şahane. Dün akşam kavurduk. Ebegümeci çok şahaneydi. Yemeğiyle doyamadık. Doğrudan bağırsaklara, mideye şifa yani. Bizim mevkimizin otları çok şahane olur. Deniz kumunun üstünden topladım. Bahçemden topraklı yerden. Ondan oranın otu bir başka damaya lezzet verir. Zeytinyağından kavuruyorum. Dün akşam zeytinyağından kavurdum. Ondan bunu da yine zeytinyağından kavuracağım. İçine soğan doğrayacağım ilkin. Aynı ıspanak kavurur gibi. Kavuracağım yani. Bunu yeme filan doyamazsın. Hiç uyuyamadım ben gece. Dün akşam o otu yedim. Ebegümecini. Uyuduk. Kızım da ben de rahat ettik. Dinlendik yani. Bütün ahlaklarda ağrı mağrı ne varsa midede, safra kesende, böbreklerinde ne varsa kese hemen. Hemen dün akşam kesti yer yemez, kesti ağrılarımı. Ne ağrım kaldı, ne sızım kaldı. Kızımın başı ağrıyordu, baş ağrısını kesti. Benim böğürlem ağrıyordu, onu kesti. Bizim orlarımızın her şeyi şifadır. Bizim orlar cennet yani. Havasından, suyundan, toprağından bir başka güzel bizim oraları. Gelenler oralardan ayrılamıyor. Öğretmen olsun, ondan hoca olsun, köy hocası. Oralardan ehmal ediniyorlar, ayrılamıyorlar bizim köyden. Bizim memleketim benim İznik. Çok şahanedir yani. İyi memlekette yetişmişiz. Böyle bak işte doğru ne güzel. Yıkayacağım tertemiz. Ondan bizim oralara gelirseniz muhakkak bu şifalı otlardan toplayın. Kavurun, yiyin. Safra kese ağrınızı, mide ağrınızı, bağırsaklarınızın ağrısını, böbreklerdeki taşı dahi düşürüyor bu. Ben size hep böyle iyilik için yardım etmek istiyorum yavrularım. Ondan iyilik yapmak istiyorum. Ondan iyilik yapmayı ben atalamdan öğrendim. Benim dedem iyilik meleğiydi. Babamın babası. Benim babam da öyleydi. Annem de öyleydi. Ondan insanlara yemek öğretirdik biz. Onlardan kalmış bana işte ırsi olarak geçmiş yani. Benim anneanneciğim böyle yengelin olanlara falan yemek yapmasını bilmeyenlere bizim oralarda ufak verirler kızları. Verirdiler hinci ben ola. Ondan eskiden yemek öğretirmiş yengelin olanlara, yaşlılara. Anneanneciğim, babaannem de öyleydi, anneannem de ben. İyi merhametli ailenin içinde yetiştim yani. Yardımsever biz yardımı çok severdik yardım etmeyi insanlara. Çok severdik, işten yapardık yani.
Şimdi ben de sizlere böyle ailemden gördüğüm görenekleri sizlere göstermek istiyorum. Bunu ot, yerlerdeki ot deyip geçmeyin. Bu otlar var ya, bu haptan, ben bak bu yaştayım, hiç hap yemem ben. Hiç hap yemem, ağrıdan kıvransam. Bir şeker hastasıyım, bir insülinle duruyorum işte, hap falan yemem, hiç yemem. Ondan doktora gitsem hap yazsa yemiyorum yani, yemem hap yemiyorum ben. Korkarım ilaçtan. Bunlar işte bu bitkisel şeyler, bunlar şifa yani. Topraktan biten şeyler şifa. Siz de yapın, toplayın yavrum. Toplayın, kavurun güzelce ne, yiyin. Ondan bazen suda böttürüp bardağa koyun onu, için çay gibi. Çay gibi için böttürün. Bu otları böyle yıkayın güzelce ne. Ondan öyle ıhlamur gibi, çay gibi de içebilirsiniz yani. Ondan işte kendi doktorunuz kendiniz olun. Hapla öldürüyor hince insanları. İlaçla mahvediyor vücudu. İşte otlarımın içinde türlü ot deriz biz buna. Gaz otu var. Turbotu var. Bu da gördüğünüz gibi akeş ot. Çok şahane yapar otu bu. Azıcık biraz mayhoş durdadı. Akeş ot bu. Bir de bunun başka türlüsü vardır. O da garayeş ottur. Bu akeş ot. Bunlar da kömüren. Bu kömüren gayet şifalı. Bunu sırf kendini kavuruyorlar. Hiç başka ot koymadan. Çok güzel oluyor. İşte taze soğan gibi bu. Ondan öyle bir değişik tadı vardır. Çok şifalıdır bu. Şey, kömüren, kömüren deriz biz. Bunları işte gördüğünüz gibi böyle atlıyorum. Şu da gazotu. Ondan çeşit ot, türlü otlar var işte içinde. Ben bunu güzel güzel böyle atledim. Doğradım işte, bunu doğradım. Şimdi bunu doğrayacağım. Ondan bu tadını getirir çok. Öyle kavururken soğansı kokusu vardır. Soğan gibi kokar ama bunun aroması, tadı başkadır yani. İşte ben bu yaşıma geldim. Bu otlar beni hep ayakta tuttu. Ondan hiçbir yanımda bir arızam yok. Şeker hastası olmama rağmen kendime bakıyorum, ben doğal besleniyorum. Size de bilgiler vermek istiyorum işte. Ondan hep ben doğal beslenirim. Doğal beslenmeyi çok severim. Onun için işte bu yaşıma geldim. Doğal beslendiğim için. Ondan siz de yapın, toplayın bunu böyle bahçelerden, zeytinliklerden topladım ben. Kendi bahçemden. Hiç başkasının bahçesine girmeye gerek yok. Her çeşit ot var yerimde yani. Ondan ben ağrısızı hissetmem. Bir romatizmam var bacaklarımda. O da gençliğimden beri zaten yerleşik. Ondan her şeyin çaresi doktoru doğal beslenmek. Bunun böreğini yaparsın, kıvrım deriz biz. Kıvrımını yapacağım, gözlemesini yaparsın. Pek güzel olur. Böyle ufak ufak şu iliğinin yüzükadan açarsın, dürersin, katlarsın böyle. Gözleme yaparsın. Şu kol böreği yaparsın. Biz kıvrım deriz ona. İçine korsun, fırınımda pişireceğim. Kol böreği yapacağım, içine koyacağım bu doğal ot bitkileri. Ondan işte her şeyin çaresi, hastalığın dertle dermanı doğada yani. Ben doğa şairiyim. Benim şiirlerimi izleyin, yemek kanalımı izleyin. Ondan şiir yazıyorum ben. Şiirlerim sevildi, bakılıyor, beğenildi. Beğeni alıyorum. Abone oluyorlar insanlar, sağ olsunlar. Siz de abone olun bana.
Beğeni atın bana. Ben seviniyorum o zaman. Şimdi işte bunları böyle doğruyorum. Soğan doğrar gibi. Doğruyorum bunları. Kavururken böyle mis gibi kokar. Kokusundan doyarsın. O kadar güzel olur. Ben 5 tane çocuk büyüttüm. Hep bitkilerle, çiçeklerden çay yapardım, papatyalardan. Ormandaki bitkilerden kaynatırdım, çocuklarıma içirirdim. Azıcık hasta oldum mu, ateşlendim mi, soğuk algınlığı oldu mu, o bitkilerden yapardım. Kızılcık kurudurdum, kızılcık kaynatırdım, çocuklara içirirdim. İçine bitkisel otlar koydum, ılhımır atardım. Onları çocuklara içirirdim yani. Onun için böyle tavsiye ederim size. İlaçla hinci, ilaçla mahvediyor mideleri. Kana karışıyor. Hastalıkla ilaçlardan oluyor. Ben eczane ilaçlarından nefret ediyorum, korkuyorum yani. Çok tehlikeli. İmoyum eczane. Bir insülinim var benim. Başka bir şeyim yok. O da şeker hastasıyım diye titrememi kesiyor. İnsülini vurunca titremem kesiliyor yani. Onun için insülinim öyle olmasa insülin de vurulmayacağım. Da çok faydalı ameliyatlarda falan ama ben korkuyorum yani. Bu bitkisel şeyler bana, ben doğayla artık iç içe oldum. Onun için böyle insanlar ölünce çok üzülüyorum yani, ilaçlardan olduğunu fark ediyorum. Kavurukan da göstereceğim. Bunlar da akeşot. Bunları da hinci doğrayacağım. Şu köklerini çıkarabilirim böyle. Ondan bunlar akeşot. Daha çeşit otlayabilirim ben. Çeşit otlayabilirim yani. Bir gidem kırlara, çeşidini toplarım. Yer kestenesi, ondan sonra ödül gahar, baharlı biberli ot. Ondan otlan çeşidini bilirim. Komşular beni çıvırırdılar. Sen otlan çeşidini biliyorsun, gel derdiler, göster bize. Bazen işim olurdu, onlarından gidemezdim. Bazen gider gösteriverdim. Eşimle giderdim ben her yere. Ot toplama olsun, gırlara, bayırlara. Eşim benim bastım yere basardı yani. Ondan beraber ikicimiz giderdik, gıgıl gıgıl konuşa konuşa, dertleşe dertleşe ot toplardık beraber. Dere kıyılarında başka türlü ot vardır. Galabak, balık otu doyuyorlar şehirde. Biz galabak deriz. Onları topladım. Bavul otu topladım ormanlardan. Ormanlara girerdim, bavul otu topladım. Ondan eşim bağırırdı bana. Börtü böceği ısıttıracaksın kendini, sokturacaksın yılanlara falan diye. Bağırırdı, sıcak da olur o. İlk yaz girerken girme derdi, niye giriyorsun, benden korksunlar derdim, mahluklar derdim. Ben de dalardım ormanın içine, dikenin içine topladım. Doğayı çok seviyorum ben. Doğadaki ne olursa olsun, en korkunç hayvan bile olsun, ondan onlar da doğanın şeyi yakışıyor yani. İşte böyle topladım, eşime yedirirdim. Eşim benim öyle bavul otunu, böyle türlü otları çok severdi. Bir tane hasta çocuk geldi, hastaymış ciğerlerinden. Ondan sonra ben ona böyle otlar, şifalı otlar yedirdim. Çocuğun ciğerleri bitmiş yani. Bu çocuğu ben bu şifalı otlarının ayağa kaldırdım. Adı Emin'di çocuğum. Yenge dedi, sen dedi doktorlardan fazla dedi, bilgin çok dedi bana. Sevinerek gitti, iyileştirdim çocuğu. Bu otla iyileştirdi.
Ondan işte böyle insanla zaten okumanla ilerlemiyor. İnsanın içinde olacak, zihninde olacak, zekasında olacak. Bir de her şeyi dikkat edecek şey olacak. Ben her bitkiyi böyle mıknatıs gibi kendime çekerim. Bitkileri çok severim. Çiçeği, böceği, ne olursa. O doğadaki her şeyi, her canlıyı severim yani. Bununla arı çiçeği, mor mor açalı, daha yeni tomurcuk. Oh, mis gibi kokuyor. Bunlar yazın belirtisidir. İlk bunlar açığa yaz gelirken, Şubat ayında açmış bak gördüğünüz gibi tomurcuklanmış. Mis gibi kokuyor. Çok severim ben bunun kokusunu. Yavrum toplamış bunları oradan. Birkaç tane ben de topladıydım. O ayrı şeyde topladı şöyle. Ben ayrı yerde. Ondan ilk yazın belirtisi budur. Bu çıkınca yaz geliyor demektir. Bahara adım atmışızdır. Bir de papatyadır. Arap çiçeği deriz biz böyle mor mor açığa. Onunla bu üçü yazın müjdelerle yazı bunlar. Yazın müjdesidir. Bunlar bu üç çiçek. Bu üç çiçeğe ben böyle işten böyle bağlanırım. Saatlerce baksam gözümü ayıramam bu üç çiçekten. Papatya, bu arı çiçeği, mor mor aça. Kadife gibidir böyle. Bak, oh kadife gibidir. Her şifa doğada. Evinize kapanmayın, doğaya çıkın. Doğanın şeysini, mucizesini içinize sindirin. Çekin içinize. Ne stresiniz kalır, ne sıkıntınız kalır. Doğaya açılın. Otlamayı koyuyorum şimdi. Bu son suyu. 5 defa yıkadım. Bu 6. Temiz yerden topladım. Suyu tertemiz. Hiç milgum çıkmıyor ama ben otu çok yıkarım. Milgum mideye gitmesin diye. Çok dikkat ederim. Otlağımı gördüğünüz gibi nasıl gümrah. Garın altından topladım. Gar yağdı. Gar, buz. Öyle ayaz yiyen ot çok lezzetli olur. İşte gördüğünüz gibi bak suyu ayna gibi. Hiçbir şey yok. Tertemiz var iç suyunu. O kadar temiz. Ben yıkarken çok titizimdir yani. Bunu da kevgirden böyle süzerim. Otla kavrulurken sulu sulu olmasın diye. Tam kavurma olsun diye. Gördüğünüz gibi böyle süzerim yani. İyice böyle süzülür. Soğanını doğrarken de süzülecek suyundan. Arınacak yani. Hiç suyu kalmayacak. Kavururken böyle avka kimisi. Ben avukmam. Onun vitamini gider o zaman. Aroması gider. Avukmadan ben böyle kevgirden alırım. Süzerim yani. Ondan sonra kavrulmuş soğanı kavrulmuş tencereme yerleştiririm. Kavurken de göstereceğim. Şimdi kavurma aşamasındayım. Gördüğünüz gibi tertemiz yıkadım. Kürlü ot deriz biz buna. Şu karabiber. Şu kırmızı biber. Bu da salça. Salçam biber salçası. Hadi ezilme o katı.
verdim. Baharatını buldum. Soğanla pembeleşti. Şimdi şifalı otlarımı tencereme koyuyorum böyle. Şöyle bir çevirebilirim. Normalde İbibimizine filan ben 2 kaşık, en fazla 3 kaşık koyarım zeytinyağına. Bir sefer 4 kaşık koydum dolu dolu. Kepçemine 4 kepçe koydum. Çünkü yağlı zeytinyağından bunu pişmişi şahane olur yani. Çok güzel olur yemesi. Bak otu gorgomaz mis gibi kokular yayıldı. Kokuyor mis gibi. Her şey doğada var, ne varsa. Doğanın güzelliği gibi hiçbir yerde güzellik yok yani. Doğumuzu kirletmeyelim. Avaçlarımızı kesmeyelim. Lütfen beni dinleyin. Biraz kulak verin. Dilberim avaçları kesiyorlar. Kesmeyin. Bir avaçta kaç tane kuş barınıyor? Kaç tane böcek barınıyor? Bunun gölgesinde kaç tane böcekler barınıyor? Ziyanlık yapmayın yavrum, ne olur. Kesiyorlar ağaçları. Böyle işte toplayın siz de. Toplayın, pişirin yani. Şu halotları. Biraz altına tuz ekmiştim. Fazla ekmemek olmamak şartıyla. Hafif yolu. Ha. Bu ne, ıspanağa benzer. Bu türlü ot. Ne bir başka bir şeye benzer. Bu bizim bahçelerimizde biten ot. Bambaşkadır yani. Gözlere faydası var. Mideye. Bak orada zeytinliğimi de tuzladım. Zeytinliğim de şahane. Onlar tatlılaşacak. İyice yeme yapacak. Hurma gibi orada. Tatlılaştıktan sonra ben onu bir iki ay geçer yani, 2-3 ay geçer, ondan sonra ambalajlayacağım yağından, çiçek yağından, mısır özü yağı daha doğrusu, onu ambalaj edeceğim. Bu yılına kadar duracak yani, hurma gibi yemesi olur. İşte benim yağlamda hep zeytinyağı, ben yemeklerimde başka yağ kullanmam. Hep zeytinyağıdır benim yemeklerim. Öyle fazla koymam ben zeytinyağını. Bir buna fazla koydum hinci. Bu şey diye. Ot diye. Buna 4 kepçe koydum. Normalde ben yağı çok koymam yani. Zeytinyağı yüzüne çıkar. Sizi çok seviyorum. Bana abone olun. Kanallarımı izleyin. Hastayım ben. Şeker hastasıyım ama doğayı çok sevdiğim için gece gündüz kafamda, zihnimde doğa şiirleri yazıyorum. İzleyin beni. Yavrum, sizi çok seviyorum ben. Mutlu olmanızı istiyorum. Geldiniz.
türlü ot kavurmam pişti, kavruldu yani. İndireceğime yakın bir saniye önce iki kepçe ta zeytinyağı ekledim. Gördüğünüz gibi şahane oldu otum. Fazla ateşe yedirmeyen ocağımı kapadım. Çok güzel kokuyor. Çok şahane. Tadı, tuzu, ondan baharatı hepsi içinde. Orada ta pişmeden, ta kavrulmadan öyle. Ben tatar eli severim. İki bir şey alırım öyle. Kendimi ayırdım öyle birazcık. Küçük tabaya. Onu ben yiyeceğim. Tuzunu vermeden. İyice kavrulmadan. Ben öyle çiğ severim. Tatar eli. Ondan şahane oldu yani. Çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Mutfağım ot kokusu şey oldu. Çok güzel kokuyor. Ondan işte bahçelerden topladığın şeyi evini zenginleştiriyor mutfağını. Hiç beğenmezsin mesela ot dersin. Mutfağın zenginleşiyor. Et kavurmasını ne yapayım yanında? Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi bak. Fazla ateşe yedirmedim. Fazla kavurmadım. Ben öyle yaparım. Öyle çiğ çiğ de koymam. Kıvamında yani yaparım öyle. Güzel oldu. Afiyet olsun. Siz de yapın. Hoşça kalın. Bana abone olmayı unutmayın.